Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün sahanda tereyağlı yumurta yapacağız. Nasıl yumurta yapacağız? Mandıra filozofunun yaptığı gibi yapacağız. Ama bunun için önce yumurta alalım bakalım. Tavuklarımız bize bugün yumurta verecekler mi? Son birkaç gündür arkadaşlar kuzuların yemliğinin içine yapıyorlar yumurtalarını. Aa evet, burada var. Aa bir tane de burada varmış. Evet, yumurtalarımızı alalım. Bunu da alalım. Bu arada kuzuların suyu bitmiş. Onu da unutmadan yenileyelim. Koyunlarımızın var mı? Azalmış ama var. Buralarda yumurta olabilir mi? Aha. Vallahi buldum bir tane daha. Arkadaşlar o kadar güzel folluklar yaptık. Tavuklar sağ olsunlar böyle garip garip yerlere yumurta yapıyorlar. Bir de kümesimizin içine bakalım. Evet. Zaten burası sürekli yaptıkları yer. Burada bir sorun yok da diğer yerlerde sorun var. Kuzuların otluğuna, koyunların otluğuna yumurta yapmak nedir ben anlamadım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Doğal yumurta yemi yemeden bakın. Bunları da biraz dağıtmışlar ama yaptıkları yumurtaları biz yiyeceğiz şimdi. Sesi duydunuz mu? Şu arkadaş horoz, fakat horoz gibi ötmeye çalışıyor ama henüz beceremiyor. Şu siyah arkadaş horoz arkadaşlar. Tabii horoz gibi ötemiyor henüz. Alıştırma yapıyor galiba. Duyduğunuz üzere. Arkadaşlar. Şu üzümlerden birkaç tane koparıp yemek istiyorum. Alçak nerede varsa. Üzerinde arılar da var. Korkuyorum biraz ama. Harika görünüyorlar. Bunlardan birkaç tane nasıl alırım? Burada da değişik bir cins üzüm var. Şöyle şundan birkaç tane almak istiyorum. Ama nasıl alacağım onu bilmiyorum. Şöyle şuradan. Aa, arı var orada. Korktum arıdan. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika üzümler. Şimdi gidelim. Evet. Yumurtamızı burada yapacağız. Önce şu yumurtalarımızı buraya bırakalım. Sonra şu
üzümü bir yıkayalım mı, ne dersiniz? Şimdi yumurtamıza dönelim. Çıra arkadaşlar, bir parça çıra yaktık. Şimdi buna şöyle birkaç tane kuru dal parçası koyalım. Bunlar tutuşsun. Evet. Şöyle kenarları da incelerinden koyalım. Daha çabuk tutuşur galiba. Şöyle bir bakır tabağımız var. Sahan daha doğrusu. Tereyağımız var arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şimdi tereyağımızı koyalım. Biraz daha ilave edeceğim. Şimdi kapatalım. Evet, şimdi yumurtalarımızı kırabiliriz. Harika. Evet, bir tane daha kıracağım. Süper. Biraz tuz ilave edeceğim. Manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Sizce de harika görünmüyor mu?
kaya tuzu kullandım. Onlar da iri iri tane tane üzerlerinde duruyorlar. Harika. Nasıl arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Hiç bozmayacağım bunu. Mis gibi pişsin böyle. Bakın altında sadece bir iki parça incecik odun yanıyor. O bile pişmesine yeterli. Zaten yavaş yavaş pişerse üstü de pişecek. Çok güçlü bir ateşte dibinin yanmasını istemiyorum. Bence yeterli. Evet. Şimdi yumurtamızı ocağımızdan alalım. Ve ben afiyetle yiyeceğim. Siz de hakkınızı helal edin. Şöyle kenarından tutayım elimi yakmadan. Mis gibi değil mi arkadaşlar? Ben bunu yiyeceğim arkadaşlar. Ama yerken görmenizi istemiyorum. O yüzden hakkınızı helal edin. Bana afiyet olsun.